Çok kötüydü. O anda uyanıktım. Yani bir büyük girdin. Ondan bir gelen şey hazırlıklı olmamız gerekir yani. Depreme çok da fazla hazırlıklı değiliz yani gerçekten toplum olarak. Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi gece saatlerinde 4.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına yaşanan depremi hissettiniz mi? Ne gibi önlemler alınabilir ve Kayseri depreme hazırlıklı mı diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Çok kötüydü. O anda uyanıktım. Yani iliklerime kadar hissettim diyebilirim. Peki depreme hazırlıklı mıyız? Hayır, herhangi bir şekilde hazırlığımız yoktu yani. Eğer daha büyük bir deprem olsa binalarımız olsun vesaire herhangi bir hazırlığımız yok. Neler yapılabilir? Neler yapılabilir? Eski binaları yıkıp yenileri yapılabilir. Yani daha sağlam, daha düzgün emektar verilip yapılan binalar olabilir. Evlerimizde ilk yardım çantaları vesaire hazır şeyler bulunabilir. Bu tarzda küçük önlemler alınabilir deprem anında vesaire. Ben depremin olduğunda uyuyordum yani hissetmedim. Ama arkadaşım da dediği gibi kentsel dönüşüm yapılabilir yani. Eski evler, çok eski ev var Kayseri'de. Onlar yıkılıp yeni evler yapılabilir. Öyle bir güvenlik çalışması yapılabilir yani. Daha önce de ben İstanbul'da yaşadığım için büyük depremi. Bu biraz daha farklı tabii küçük olduğu için. Öbür İstanbul depremi daha büyüktü, daha şiddetliydi. Bu çok hafif olduğu için bir de alışkanlık yaptı. Fazla da yani dikkate almadık yani. Peki depreme hazırlıklı mıyız? Tabii ki canım. Yani hemen mesela yatak odasında yatıyorsak hemen yatak odasının yanına çökmemiz lazım. Kafamızı kontrol altına almamız lazım yani. Eğitimimiz var yani. Peki binalar olarak depreme hazırlıklı mıyız yapı olarak? Vallahi şu an bizim oturduğumuz bina Gınaş'ın binası. Yani iyi dediler. Biz de İstanbul'da gelirken o şekilde yani isim üzerine yani aldık biz. Yani dayanıklı dediler yani çürük olduğunu tabii ki bilmiyoruz yani. Ne kadar sağlam ne kadar çürük bilmiyoruz tabii. Tam ben 2.32 Mimar Sinan'da TOKİ'deyim. TOKİ'de çalışıyorum. Gece bekçisiyim. 2.32'de deprem sallandı. Kulübem sallandı yani. Peki depreme hazırlıklı mıyız? Vallahi Emir Büyük girdin. Ondan bir gelen şey hazırlıklı olmamız gerekir yani. Emir Büyük girdin geldi miydi bir şey diyemek yani. Emir Büyük girdin. Peki başka hazırlıklarınız var mı? Vallahi şimdi orada hazırlıklarımız yok ama memleketimizde hazırlıklarımız var. Ama iş yerinde hazırlıklarımız yok. Ne gibi hazırlıklar var memlekette? Memlekette diyelim bizim deprem bölgesi. Ben Nevşehirliyim. Kayseri'ye bir şey yok. Yiyeceğimiz, içeceğimiz evimizi ona göre yapıyoruz. Gece saatlerindeki depremi hissettiniz mi? Hissettim. Peki depreme hazırlıklı mıyız? Hayır. Neden? Bilmiyorum. Deprem düşünmek istemiyoruz. Vallahi yerimden bir fırladım. İnan bina yıkılacak gibi geldi bir an. Allah korusun. Allah afatından korusun inşallah. Peki depreme hazırlıklı mıyız? Aslında depreme çok da fazla hazırlıklı değiliz yani gerçekten toplum olarak. Neler yapılabilir? Neler yapılabilir? Televizyonlarda yayınlar oluyor tabii ki. İşte kapı çerçevelerinin kenarlarına, kilişlerin altında durmak gerekiyor. Masaların altına falan ama her ne kadar korunabilirsek tabii bilemiyorum ya şu an. Hazırlıklı değiliz. Neler yapılabilir? Neler yapılabilir? Bina denetimi, belediyelerin denetimi daha şeffaf şekilde takip edip müteahhitlere çimentodan, demirden kaçırılmaması lazım. Denetim mekanizmasının bu ülkede sadece deprem için değil, her yerde çalışmasını istiyorum. Özellikle de marketlerde. Peki biz neler yapabiliriz? Biz neler yapabiliriz? Mesela depremdeki kapalı alanlar var ya, deprem alanları. Oraları daha geniş tutabiliriz. Her tarafa böyle yüksek binaları dikerek bir yere varamayız. Desek de yalan olur ama yine de tedbir aldık yani. Hemen kapının eşiğine durduk depremin bir şeyi geçene kadar. Peki Kayseri depreme hazırlıklı mı? Vallahi onu ben bilemem. Yani %90 hiç kimse karşılığı şey değil yani, hazır değil yani. Hazırız desek yalan olur. Uyumamıştım daha. Tam uykuya dalıyordum. Yatak sallanmaya başladı bir anda. İçime doğdu ondan 10 dakika önce. Dedim yüksek apartmanlarda deprem olduğu vakitte insanlar ne yapıyor acaba diye düşündüm. Ben hep müstakil evlerde yaşadım. Çok kötüydü yani. Peki depreme hazırlıklı mıyız? Hayır değildik. Bir anda yakalandık yani. Depreme ne gibi hazırlık yapabiliriz peki?
İşte ani olduğu zaman yüksek apartmanlarda bilmiyorum. Deprem sonrasında? Deprem sonrasında uyuyamadık tabii ki. Korku içindeydik hepimiz. Aynı şeyleri tekrardan yaşasaydık aşağı inecektik yani evden. Peki toplama alanlarımız var mı?